Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Kimco Agility 16 artı 125 cc. Şu an kuryelerin sıklıkla kullandığı, yani Honda, Yamaha'dan sonra hatta onlardan daha iyi olduğunu düşünenler var. Şimdi motorumuz şu şekilde, ön lastik çapı bayağı yüksek, arka lastik çapı da yüksek. Ön arka dix fren 125 cc artı ticari geçiyor arkadaşlar. Nasıl ticari geçiyor? Arka çanta doğuştan ruhsata işli arkadaşlar. Yani tek kişi buraya biniyorsun, arkada çanta vesaire. Kimco Agility artı 16 arkadaşlar. Rodaj bakımı yapıyoruz. 125 cc. Evet. Ön jant 180-16 ön lastiğimiz. 100-80-16. Arkaya bakıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir yüksek jant çapı var. Çukurlardan, hendeklerden rahat gider. Bu da 14. 120-80-14. Yani arka PCX ile aynı. Ön PCX'ten de yüksek. Ön arka dix fren. Çelik fren hortumları var. Kombine fren var. Arkaya basınca önünde tutuyor. Doğru mu hocam? Evet. Sürücü görüşlerini alalım. Siz İstanbul'dan binerek geldiniz herhalde. Evet. Nasıl, memnunsunuz motordan? Güzel. Hızırı geçmedik. Dalgalı kullanmış. Ne kadar bunun fiyatı? Kaç paraya aldınız? Bunu soranlar olacak belki şu an, şu aşamada. Fiyatlar değişebilir arkadaşlar. Net bilmiyoruz. Yani şu anda çıkış fiyatı 77.900. İşte sigortası o sürede, bu sürede 80 bin lira geçiyor. 80 bine çok iyi. Çanta ruhsata mı işli? Nasıl bir durum var? Çantaya ruhsata, yani bakkasel olduğu için ruhsata ticari olarak işletiliyor. Çok iyi. Şimdi şöyle bir orijinal bir şey var. En azından stoptan dışarı çıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle tek koltuk. Şimdi üst tarafını da size göstereceğim. 1 litreye yakın yağ alıyor arkadaşlar. Masrafsız bir makina şu an için. Yandan radyatör yok. Fan var arkadaşlar. Rüzgar soğutmalı. Yani devamlı çalıştıkça şuradaki fanımız motoru soğutuyor arkadaşlar. Agility 16 artı arkadaşlar. Orijinal bir motor. Şöyle bastığımız zaman çık diye atıyor, bak şöyle. Ön arka dix fren, çelik fren hortumları var. Arka jant 14. Duplex ve arka dix fren arkadaşlar. Varyatör kısmı şu şekilde. 125 cc. Evet, arkaya binenler için şöyle açıyor. Evet, şurası benzin deposu. Şuraya bir şey asılabiliyor. Akümüz nerede? Koltuğun altında olması lazım. Şurada güzel. Evet. İki çeşidi var arkadaşlar. Şimdi bunda benzin burada, bazısında da arkada veya yanda oluyor. Aküsü burada olanlar da var. Bir de normal uzun olarak var, ticari olarak var. He, uzun aynı olanı var. Ama bu güzel. Bu normal kuryelik yapmak isteyenler için sanki özellikle yapılmış bir makine arkadaşlar. Ön farlar halojen, H4 ampul var. Sinyaller, parklar led, sinyaller normal ampul, mesnet şu şekilde. Şimdi bir sürüş yapacağız arkadaşlar, ona da bakacağım. Yan ayak stop müşürü var mı? Yan ayak stop var mı? Yok. Yok, yan ayakta stop etmiyor arkadaşlar. İstediğin gibi ayaklıkta bırakabiliyorsun. Şöyle üstten salıncaklı. Blok şekli bu şekilde. Yağı şuradan da alabiliyoruz ama biz şimdi ilk rodajda süzgeçten alıyoruz arkadaşlar. Filtresi burada, amostörler ayarlanabiliyor. Orijinal bir motor arkadaşlar. Motorumuz neydi? Kimco Agility 16 artı. 16 artı ne demek sence? Artı 16. Yani 16 çeşit özelliği mi var acaba? Bunu da merak ediyoruz arkadaşlar. Agility 16 artı ne demek? Bunu da bir yazarsanız. Evet. Şu şekilde. Orijinal bir makina. Kimco. Evet arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhi Usta olarak her çeşit, her marka motora hizmet veriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım, like atalım arkadaşlar. Evet, bundan sonraki videomuzda Aprilia SR GT 200, bununla bir test yapacağım arkadaşlar. SR GT 200, yeni müşterimizin. Bir sonraki videomuzda SR GT 200'ü tekrar sizlere tanıtıp bir biniş keyfi yapacağız arkadaşlar.
Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuzun yağını koyuyoruz. Ne kullanıyoruz? Semi sentetik Suzuki'nin yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir yağ. Agility 16 artı. Ha, Suzuki'nin yağını bulamıyorum, ben ne kullanayım diyenler için de Motul 5100 kullanacağız arkadaşlar. Evet. Timpo Agility artı 16. Çift amortisör, ön arka diks fren. Pahalı bir makine arkadaşlar. Toplamaya zıplamaya gelir. Tam kuryelerin arayıp da bulamadığı bir motor. Yok arkaya çantayı nasıl koyacağım, çanta demirini nasıl bağlayacağım diyenler için arkadaşlar, hazır kurulu düzen. İstediğin gibi çantanı koyabiliyorsun, buraya da tek kişi oturuyorsun, devam ediyorsun. Üstündeki lastikler Kenda geliyor arkadaşlar. Kenda'nın lastiği geliyor. Fren hortumları çelik. Varyatörümüz şu şekilde. Her 3000'de bir yağ değişiyor arkadaşlar. ile 1 litre arası yağ alır arkadaşlar. Şimdi ilk rodajda biraz eksik koyuyorlar bunlara. Çünkü daha rahat alışması için. Normalde 900'de 1 litre arası yağ alır. Onun seviyesini ölçeceğiz. Şimdi filtreden, süzgeçten alırsak 50-100 mililitre fazla alır. Yandan alırsak 900 mililitre alıyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Evet arkadaşlar, motorumuz 985 kilometrede şu şekilde. Sinyaller uzun, rıka, selektör de var, şu şekilde var. Saatimiz var, rıksal göstergemiz var, ekran böyle, benzin göstergemiz var. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olalım, like atalım. Hoşça kalın, dostça kalın.